Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nefis bir turşu tarifimle karşınızdayım. Kaynar suyla yapmış olduğum ve 10 gün sonrasında açıp tüketebileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Tarifimde toplamda 3 kilo fasulye kullanıyorum. Fasulye seçerken Özellikle taze olmasına, kılçıksız ve ince olmasına özen gösterin lütfen. Bu sebeple turşunuz çok daha lezzetli olacak ve yerken keyif alacaksınız. Fasulyelerde bildiğiniz üzere kılçık sorunu fazlasıyla var. Hele ki turşu yerken o kılçığın ağza gelmesi gerçekten çok kötü oluyor. O yüzden kılçıksız fasulye seçmeye özen gösterin. İlk olarak fasulyeyi birkaç kez güzelce yıkayın. Hatta sirkeli suda dahi bekletmenizi tavsiye ederim. Sonrasında bu şekilde uç kısımlarını keselim. İlk olarak fasulyenin tamamını bu şekilde ayıklayalım. Fasulyenin tamamını ayıkladım. Diğer yandan da genişçe tencereye suyu aldım ve kaynatıyorum. Suyu güzelce kaynattım. Şimdi kaynamış olan suyun içerisine fasulyenin yarısını koyuyorum. İki seferde fasulyeleri haşlayacağım. Bu aşamada genişçe bir tencere seçmenizde fayda var. Turşumuzu şoklama yaparak hazırlıyoruz. İlk olarak kaynar suya atacağız. Sonrasında da soğuk suyun içerisine. Fasulyenin yarısını tencereye koydum. Kevgirle şöyle bir karıştırıyorum ve bütün fasulyelerin suyun içerisine girmesini sağlıyorum. Yaklaşık 10 dakika boyunca bu şekilde haşlayacağım. Sonrasında sizlere fasulyenin yumuşaklarının nasıl olması gerektiğini göstereceğim. Arada bir bu şekilde kevgirle fasulyeleri sıcak suyun içerisine batırın. Bu sayede bütün fasulyemiz eşit şekilde haşlanmış olacak. Fasulyeyi yüksek ateşte 10 dakika boyunca haşladım. Şimdi sizlere ne kadar yumuşak olması gerektiğini göstereceğim. Bu şekilde fasulyeyi büktüğünüz zaman kırılmaması gerekiyor. Fasulyemiz yeteri kadar haşlandı. Genişçe bir tepsinin içerisine bolca soğuk su koydum ve haşlanan fasulyeleri soğuk suyun içerisine koyuyorum. Bu yapmış olduğumuz şoklama sayesinde turşumuz çok daha güzel olacak. Yaklaşık bir 10 dakika boyunca soğuk suyun içerisinde bekleteceğiz. Bu sayede fasulyelerin de soğumasını sağlayacağız. Diğer yandan tencereyi tekrardan ocağa aldım. Ve sıcak suyun içerisine kalan fasulyeleri koyuyorum. Bu fasulyeyi de aynı şekilde 10 dakika boyunca haşlayacağım. Sonrasında soğuk suyun içerisine koyacağım. Soğuk suda bekletmiş olduğum fasulyeleri şimdi kevgir alıyorum. Böylelikle bütün suyundan arındırmış olacağız. Kalan fasulyeyi de aynı şekilde soğuk suyun içerisine koyacağım ve süzgece alacağım. Tamamını süzdürdükten ve soğuttuktan sonra turşumuzu kurmaya başlayacağız. Fasulyelerin tamamını haşladım. Sonrasında şoklama yaparak soğuk suyun içerisine koydum. Süzdürdükten sonra güzelce soğuttum ve artık turşumu yapmaya hazırım. Gördüğünüz gibi fasulyenin kıvamı bu şekilde olmalı. Büktüğünüz zaman kesinlikle kırılmamalı. Olabildiğince esnek. Diğer yandan sarımsaklarımı hazırladım. 2 tane büyük baş sarımsağı soydum ve şimdi dilimliyorum. Açıkçası ben turşularımı hazırlarken sarımsağı biraz bol kullanıyorum. Böylelikle turşumuz hem çok daha lezzetli oluyor hem de çok daha uzun ömürlü. Sizlere de tavsiyem turşularınızı hazırlarken sarımsak konusunda biraz cömert davranmanız. Sizler de denediğinizde aradaki lezzet farkını eminim anlayacaksınız. Sarımsakların tamamını kestim ve hazır ettim. Turşumu kurmaya başlayabilirim. Bu tarifte 1 litrelik cam kavanoz kullanıyorum. Turşunuzu hazırlamadan önce kaynar su ile güzelce çalkalayın, sonrasında da güzelce kurulayın. Tamamen steril olmasına özen gösterin. Kavanozun dibine dilimlemiş olduğum sarımsaklardan bir miktar koydum. Şimdi fasulyelerden elime bu şekilde topluyorum. Gelişi güzel yerleştirmiyoruz. Dik dik olacak şekilde fasulyelerimizi kavanozumuza yerleştiriyoruz. İlk olarak elimde bu şekilde topladım ve kavanoza koyuyorum. Sonrasında ikişer üçer olacak şekilde fasulyeleri kavanoza yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel görünüyor. Üstelik fasulyeler kırılmıyor. Yerken de daha keyifli oluyor. Kenarlarına fasulyeleri böylelikle yerleştirelim. Sonrasında üstlerine de kalan fasulyelerden koyacağız. O yüzden fasulyeleri kavanoza yerleştirirken olabildiğince uzun olanları bu şekilde dik dik koyun. Küçük olanları da üstüne koyun. Birinci kavanozumuzu bu şekilde tamamlamış olduk. Böylelikle sallıyorum. Tamamen yerli yerine oturmasını sağlıyorum. Kalan boşlukları yine fasulye ile dolduruyorum. Diğer kalan kavanozları da aynı şekilde hazırlıyoruz. Bu tariften toplamda 5 tane birer litrelik cam kavanoz turşu çıkıyor. Kalan sarımsakları da fasulyelerin üzerine koyuyorum. Sarımsağı kavanozun altına ve üstüne koyuyoruz sadece. Ve artık diğer malzemelerimizi koyabiliriz. Turşumuzun olmazsa olmazı kaya tuzu. Her bir kavanoza bir yemek kaşığı dolusu kaya tuzu koyuyorum. Her turşu tarifimde özellikle belirtiyorum. Lütfen kaya tuzu kullanın. Kaya tuzu kullanmanız sayesinde turşunuz hem çok daha lezzetli oluyor hem de daha uzun ömürlü ve erimesini engelliyor. Tamamına tuz koyduktan sonra her birine birer çay kaşığı toz şeker koyuyorum. Tabii ki isteyen limon da kullanabilir. Ben limon tuzu kullanıyorum. Yaklaşık yarım çay kaşığı her bir kavanoza koyuyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 ml. Her bir kavanoza bir çay kaşığı üzüm sirkesi koyuyorum. İsteyen elma sirkesi de kullanabilir. Diğer yandan suyu da güzelce kaynatıyorum. Tarifimizde kaynar su kullanıyoruz. Lütfen sıcak ya da ılık değil, kaynar su kullanın. Böylelikle hem kapaklar vakumlanmış olacak hem de turşunuz çok daha kısa sürede fermente olacak. Kavanozların tamamına kaynatmış olduğum suyu koyuyorum. Sonrasında temiz bir peçeteyle kavanozun ağız kısımlarını siliyorum. Kavanozun ağız kısımlarında hiçbir kalıntı olmaması gerekiyor. Böylelikle kavanozumuzun kapağı güzelce kapanacak ve vakumlanacak. Lütfen turşunuzu hazırlarken belirtmiş olduğum püf noktalarına dikkat ederek hazırlayın. O zaman Allah'ın izniyle sonuç mükemmel olacak. Kavanozları şöyle bir sallıyorum ve tamamen suyun fasulyelerin arasına geçmesini sağlıyorum. Turşumuzun en kritik yerine geldik. Kapaklama bölümüne. Lütfen daha önceki kullandığınız kapakları kullanmayın. Hiç kullanmamış kapak ile kavanozumuzu sıkıca kapatalım. Kapağı sıkıca kapattım ve bu şekilde birkaç kez sallıyorum. Bütün malzemelerin birbirine geçmesini sağlıyorum. Kapağa hiçbir işlem uygulamıyorum. Sıcak suda kaynatmıyorum. Direkt kapatıyorum. Zaten içerisine koymuş olduğum kaynar su sayesinde kapak kendiliğinden vakumlanmış olacak. Kavanozların tamamını bu şekilde kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Kavanozları tepesi aşağı olacak şekilde bir gün boyunca bekletiyoruz. Birinci günün sonunda kavanozları normal haline getirebilirsiniz. Sonrasında serin ve güneş görmeyen yerde muhafaza etmeniz gerekiyor. İsterseniz 10 gün sonra açıp tüketebilirsiniz. İsterseniz aylarca muhafaza edebilirsiniz. 10 gün sonra açsanız da aylar sonra açsanız da turşunuz çıtır çıtır nefis olacak. Fasulye turşumu 10 gün boyunca beklettim. Renginin güzelliğine bakar mısınız? Sap sarı oldu ve suyunda hiçbir bulanıklık yok. Kapaklarım çok güzel bir şekilde vakumlandı. Hiçbir hava alma sızma olmadı. Elimden geldiğince bütün püf noktaları, detayları en ince ayrıntısına kadar sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an hemen dönüş sağlayacağım. Kavanozumuzu vakumladığımız için tabii ki hemen açtığınızda açılmayacak. İlk olarak bıçakla havasını alalım. Sonrasında kapağı çevirdiğinizde zaten kolaylıkla açılacaktır. Gördüğünüz gibi turşunun üzerinde hiçbir beyazlanma ya da suyunda hiçbir bulanıklık yok. Hemen turşumu servis tabağına alıyorum ve sizlere son halini, dokusunu, güzelliğini yakından göstermek istiyorum. Kavanozu açtığımda dahi etrafa nefis bir koku yayıldı. Gerçekten çok güzel bir tarif. Aklınızda soru işareti kalmasın. Acaba olur mu yapabilir miyim diye düşünmeyin. Herkesin kolaylıkla yapabilmesi için gerekli bütün püf noktaları sizlerle paylaşıyorum. Turşunun güzelliği ortada. Ve ne kadar yumuşak olduğunu görebiliyorsunuz. Fasulye de gerçekten çok güzeldi. Hiçbir kılçık yoktu. Ne kadar yumuşak olduğunu ve renginin güzelliğini görüyorsunuz. İnanın lezzeti de çok güzel oldu. Tadı, tuzu, ekşiliği her şey yerinde bir tarif. İnşallah sizler de denediğinizde memnun kalacaksınız. Tekrardan turşunun güzelliğini yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir erime yok. Gerçekten çok güzel bir tarif. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Tarifim bu şekildeydi. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. O değerli yorumlarınız ve görüşlerinizi her zaman bekliyorum. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka güzel tariflerde ve lezzetlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.